Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Karay ile TYT Geometri Kampı'nın 19. haftasının 3. videosundayız. Daire daire alanda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızda neredeyiz? Sayfa numarası 182 olması lazım. Bakıyorum şöyle bir. Evet 182, 183 ve 184 işleyeceğiz ve böylelikle dairede alanı bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Daire halkasının alanında kalmıştık. Daire halkasının alanı. Halka dediğimiz büyük dairede küçük daire arasında kalan yerdir. İşte bu kalan yeri bulmak aslında çok basit. Hocam büyük dairenin alanından tabi merkezleri aynıysa bu halkadan bahsedeceğiz. Merkezleri aynı olmasa bile yine büyüğün alanından küçüğün alanı çıkartacağız. Yani bütünsel düşünmeye yine devam ediyoruz. Ne yapacağız? Büyük alandan küçük alanı çıkartacağız. Büyüğün yarıçapı büyük re. Küçüğün yarı çapı da küçük re ise. O zaman halkanın alanı neymiş? Pi re kare eksi pi re kare. Zaten burada yazıyormuş. Tamam. Bir de aynı zamanda küçük çembere teğet merkezleri aynı olduğunda küçük çembere teğet varsa şurası xken burası da x oluyor. Çünkü niye? Merkez varsa teğet varsa çektik yapsan. E çektik yapınca hocam büyük çemberde de kirişe dik çizmiş olduk. İki eşit parçaya bölüyor. Bu iki eşit parçaya bölündüğünde şu küçük parçası x ise alan pi x kareymiş. Yalnız bunu böyle ezbere yaptığınız zaman sıkıntı yaşayabilirsiniz. Tamamını x gibi düşünebilirsiniz bazen. Bu yarısını alacaksınız. Ezberi yapar arkadaşlara söylüyorum. Bu yarısı x x'ken pi x kare oluyormuş. Peki hocam nereden geliyor bu? Unuttuk diyelim nasıl yapacağız? E tamam anahtar kelimeleri yapacaksın zaten. Merkeste'ye çektik yaptın. Sonra en güzellik çizim yarıçap yarıçapı da çizdin. E bu büyüğün yarıçapı bu da küçüğün yarıçapı. Pisagor bağıntısı yapsan x kare neye eşittir? Hocam x kare r kare eksi r kare eşittir. Alan isteniliyor bizden. Alan da pi r kare eksi pi r kare Hatta pi parantezine alsak. Pi r kare eksi kare yapar. E hocam r kare eksi r kare x kare eşit değil mi? O yüzden cevap pi x kare yapar. Yani sen eski bilgilerinle de yine sonuca ulaşabilirsin. Şekil A'da gördüğün üzere. Tamam. Ya işte dediğim gibi formülize ederken böyle mesela geldi soru geldi. Adam böyle teğet ve şu halkanın alanını sordu. E burada da şunu çizdi. Adam buraya 6 dedi mesela. Pi 6'nın karesi değil. Şu iki eş parçaya bölüyor ya bunlar 3 3 yapıyor. Pi 3'ün karesi yapacak mesela. Tamam? Buna dikkat. Evet, şimdi sorusuna bakalım. Daire şeklindeki bir kartondan aynı merkezde bir daire kesilip atıldığında kalan parçanın alanı 50 pi birim kare oluyor. Şekil 2'deki şu 50 piymiş. Yani halkanın alanı 50 piymiş. Sonra şekil 2'deki kartona bir doğru parçası çizildiğinde doğru parçasının uzunluğu en fazla kaç birim olur diye soruluyor bize. Arkadaşlar doğru parçaları çizmeye çalışalım. Hop, bir tanesi bu. Hop, bir tanesi bu. Hop, bir tanesi bu. Olabilir mi? Hayır. Doğru parçası çizeceğim. Şekil 2'deki şekle. Ben bunu böyle çizdiğim zaman doğru parçası olmuyor ki. İki tane ayrı doğru oluyor. Bir bu oluyor bir bu oluyor. Değil mi arkadaşlar? İşte bizden o doğru parçası isteniyor. Yani doğru parçası çizsem böyle olurum. Ya da böyle olur. Buradan sonrasında böyle olur. Böyle olur. Böyle olur. E ne olacak? Bunlardan en büyüğü isteniyor. En büyüğü de nedir arkadaşlar? Tam bu. Böyle bak. Kirişi böyle büyütmem lazım. Merkeze yaklaştırmam lazım. Merkeze en yakını nasıl olur arkadaşlar? Tam burada böyle çizdiğimizde Teğet olduğunda olmaz mı? Evet. En büyük kiriş budur. Yani bu kartonun üzerinde çizilen en büyük çizgi doğru parçası bu oluyor arkadaşlar. Bu arada bunun alanını vermişler bize. Bunun alanını 50 pi vermiş. Hocam burası merkez teğet çektikten dolayı şöyle x x değil midir? Evet. E x x ise direkt formülden yapan arkadaşlar pi x kare eşittir 50 pi deyip de yapabilirsiniz. Piler gitti. Pi x kare 50 pi'den. Piler gitti. O zaman x kare 50 ise x buradan kökelli kök 50 nedir? 25 çarpı 2 olduğundan 25 dışarıya 5 diye çıkar. 5 kökü olur. Ama 5 kökü derken şu x'i bulduk. Şu doğru parçasının uzunluğu isteniyor bizden. Yani 2x isteniyor. Cevap 10 kökü olur. Biraz önceki yaptığım gibi eğer bunu unutursan da hani eşit olmasını unutursan zaten merkez çektikten kirişi iki kiriş parça bölmesinden x x diye gösterdim zaten bunu. En azından yarı ispat yaptım. Eğer sen bunu unutursan da yine aynı ispat yöntemiyle. Şunu şöyle çizersin. R dersin. R dersin alan dersin pi r kare eksi r kare oldu dersin. E, r kare eksi r kare de x kareye eşit dersin. İspat yöntemiyle de pi x kare eşittir 50 pi deyip bundan sonrasında bu, bu şekilde devam edip yoluna devam edebilirsin dostum. Tamam. Evet güzel bir soru. Örnek 27. 10 ki çıktı. Geldik. Nota. Evet. Arkadaşlar biz dairede alanı nasıl öğrendik? Hocam dairenin alanı pi r kare diye. Öğrendik mi? Öğrendik. Peki daire dilimin alanı nasıl öğrendik? Pi r kare alfa bölü 360 diye öğrendik. Bir de dairede alanı bulurken arkadaşlar yay uzunluğuyla bulmanın bir formülü var. Yay uzunluğuyla. Hocam yay uzunluğuna bulacaksak hatta kafadan bir şey yapmaya çalışalım. Hocam tam dairenin alanı neydi? Pi r kareydi. Bunun alanı pi r kareydi. O zaman böyle yay uzunluğuyla ilgili bir formül varsa eğer çevresini çevresiyle de ilgili de bir şey olacak. Çevresi ya da yay uzunluğuyla ilgili. Hocam 2 pi Çevresi 2 pi Ben 2 pi re'yi ne ile çarparsam pi kare elde ederim. Hocam r ile çarparsam bir de bölü 2 yaparsam değil mi? Yani çevresi çarpı r bölü 2. Çevresi çarpı r bölü 2. Bize neyi veriyor? Gördüğünüz üzere pi re kareyi veriyor. E o zaman yay uzunluğu verilmişse de yay uzunluğu çarpı r bölü 2. Hani mantıken. O tutturmak için. Ya da bunu hiç kafana takma. Ya hocam benim bu buradan aklıma gelmez. Daire diliminin alanını bulurken ya pi r kare alfa bölü 360'dan bulacaksın ya da bu yay uzunluğu verilmişse yay uzunluğu da ilgili bir de şu var. Bunu da bil. ÖSYM öncelerden çok sordu bunu. Şimdi uzun zamandır 2018'den beri sormuyor. Valla soracağını hissediyorum. Yakın zamanda soracak. Ya 2024 tayfa gelecek ya 2025'e ya da 2026'ya. Böyle yay uzunluğuyla da ilgili formüllü sorusu gelebilir diye tahmin edebiliyorum arkadaşlar. Bir ay uzunluğu da verildiği zaman hani üçgenin alanı gibi düşün. Üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 ya. Bu taban bu da yükseklik gibi düşün. X çarpı R bölü 2 eşittir arkadaşlar. Daire dilimin alanı. Tamam. E hocam bu nereden geliyor? Hadi bunu ispatlayayım. Şurası alfayken. Bunun alanı nedir arkadaşlar? Hocam alan dediğim şey pi R kare alfa bölü 360 eşittir. E buradaki yay uzunluğu neye eşittir? Hocam x de yay uzunluğu 2 pi r alfa bölü 360 eşittir. E o zaman sen burada e, alfa bölü 360 yerine ne yazabilirsin? Bak 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 burada alfa bölü 360 yerine ne yazabilirsin? Hocam 2 pi r'yi at öbür tarafa x bölü 2 pi r olur. Gel burada alfa bölü 360 yerine x bölü 2 pi r yaz bakalım. x bölü 2 pi r yazdığın zaman alan neye eşit oluyor o zaman? Pi r kare çarpı x bölü 2 pi r'den hocam buradan pi'ler nanay oldu r'ler nanay oldu r çarpı x bölü 2 mi geldi evet alan gerçekten x çarpı r bölü 2 eşit oldu gerçekten yay uzunluğuyla ilgili bu şekilde alanı bulabiliyormuşuz üçgenin alanından aklına gelsin yani taban çarpı yükseklik bölü 2 tamam dairede alanda tamam dilimin alanı açı varsa pi r kare alfa bölü 360 ama yay uzunluğu da varsa x çarpı r bölü 2 bunu da unutma anlaştık Evet bir de o merkezli daire diliminde burası x burası y ise hani buradaki alanda sorulursa sınavda çıkmış. Bak sanırım 2016'da mı 2015'te mi ne? Çıktı arkadaşlar. Direkt bunu böyle verdi. Bunun alanı nedir diye soruldu. Normalde ne yaparsın? İspat yöntemiyle yaparsın. Hocam şunun, şunun tamamına r edersin. x çarpı r bölü 2'den şu beyaz alanı çıkartacağız. Buraya da r eksi a kalıyor. y çarpı r eksi a bölü 2 şeklinde çıkartıp sonuca da ulaşabilirsin. Ama Aklında kalabilir aslında. Bu neye benziyor? Biraz öncekini biz neye benzetmiştik arkadaşlar? Hocam üçgenin alanına benziyor. X çarpı Y bölü 2. Bu neye benziyor? E, yamuğun alanına benzemiyor mu? yamuğun alanında nedir? Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2 değil miydi? Evet. Yani X artı Y çarp yükseklik A bölü 2 bize alanı veriyor. Bunu da ekstradan bilsen iyi olur. Ama şu üstteki kesinlikle ama kesinlikle bilinecek. Tamam. Evet. Hadi bakalım şimdi sorusuna. Örnek 28'e bakalım arkadaşlar. Özellikle yay uzunluğu verildiğinde alanla ilgili bir şey sorulduğunda bunu uygulamanı istiyorum. Şimdi TBC yayı 16 birim verilmiş. Arkadaş TBC yayını 16 olarak vermiş. Bak pi olarak pi'li bir de vermemiş. Hani sen yay uzunluğu eşittir işte yay uzunluğu genelde 2 pi'ye alfa bölü 360 ya pi'li bir şey çıkması lazım ama burada 16 olarak verilmiş TBC yayı. E, yay uzunluğundan açım açıda bulamazsın zaten pili. Böyle pili bulursun mesela sıkıntı yaşarsın. Tamam yay uzunluğu 16. Aklımızda S1 eksi S2 verilmiş bize. Hocam S1'den S2'yi çıkartacağız. E Burada ne yapmalıyız? Valla merkez var, teğet var. Çek dik değil mi arkadaşlar? Şuradan bir çek dik yapalım. Çek dik yapınca şöyle yaptık. E şimdi S1 eksi S2 verilmiş. Bunu da kullanmam gerekiyor. E acaba bunu böyle çizince... Şu beyaz alan bizim için önemliydi. Beyaz alana A alanı dersem. A ben A artı S2'yi bulurum. Bir de A artı S1'i bulurum. Hocam A artı S1 belli mi? Belli. Bizden de AB uzunluğu isteniyor. Şu A artı S1'i yazayım önce. A artı S1 alanı. Hocam dilimin alanı. Şu daire dilimin alanı. Daire diliminde maalesef merkez açı yok. Yay uzunluğu var. Yay uzunluğu formülünden gideceğim. A artı S1 alanı neye eşit? 16 çarpı R bölü 2'ye eşit. Yani 8 R'ye eşit. E hocam A artı S2'yi de bulurum ben. A artı S2 alanı neye eşit peki? A artı S2 alanı da dik üçgenin alan alanına eşit. Yani o da 8 çarpı R bölü 2'ye eşit. 8 çarpı R bölü 2'ye eşit. Bu da ne aldı? 4R oldu. Şimdi soruda bana ne verilmiş? Verilen bilgiyi kullanacağım. S1 eksi S2 verilmiş. Hocam S1 eksi -S2 S2'ye -S2 nasıl elde ederim? Bunları taraf tarafa çıkartırsam. A'lar gidiyor. S1 eksi S2 geldi. 8R eksi 4R'den 4R yaptı. E, S1 eksi S2'yi zaten 24 vermişti. Bu 24'müş. O zaman R'yi kaç buluruz? 6 buluruz. E hocam R 6. Hocam yarı 6. Bak burası da 6. Ve şurada bir dik üçgen var. 6 8 10 üçgeninden 6 artı x eşittir 10'dan x' de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Gerçekten güzel bir soru. Yay uzunluğu ve ya? alanla ilgili bu ilişkiyi mutlaka mutlaka unutma ve bunu bil. Yay uzunluğu bak burada 16 verilmiş. 16'yı burada kullandık arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şuradaki yay uzunluğu 16 çarpı R bölü 2 şeklinde kullandık. Yay uzunluğu ve alan ilişkisi olduğunda X çarpı R bölü 2 aklımızda. Şimdi çember ve dairede benzerliğe gelelim. Arkadaşlar bütün çemberler aha böyle değil mi? Yuvarlak değil mi? Yuvarlak. Bütün çemberler yuvarlak hatta bütün daireler yuvarlak olduğundan dolayı bütün daireler birbirine benziyor mu? Benziyor. E o zaman benzerlik oranı yarı çapları oranına eşit değil midir? Evet. Benzerlik oranı çevreler oranına eşit değil midir? Evet. Benzerlik hikayesini biz üçgenden biliyoruz. Benzerlik oranı uzunlukla alakalı her şeyler oranına eşittir. Alanla ilgili hikayesi neydi? Benzerlik oranının karesi alanlar oranına eşitti. Hatta burada alanlar oranına eşit olduğunda şöyle bakabilirsin. Burası 1. Burası 2 ise eğer benzerlik oranı 1 bölü 2. Alanlar oranı o zaman 1 bölü 4 diyebiliriz arkadaşlar. Benzerlik oranının karesi. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Yani burada kalan A iken burada kalan 4 A'dır. Hesapla pi 1'in karesi pi 2'nin karesi. Bu pi kare yapıyor yani pi yapıyor. Bu da 4 pi yapıyor. Gerçekten alanlar oranı 1'e 4 oldu. Alanlar oranı ile ilgili bir şey sorulduğunda özellikle böyle alanlar oranıyla alakalı bir şey sorulduğunda mutlaka bu şekilde benzerlik alan ilişkisini yapıyoruz. Bak normalde benzerlik alan ilişkisini soru çözümlerine katmıyoruz. Ama benzerlik alan ilişkisi çözümlerde o kadar çok işimize yarıyor ki yani normal yolla çözmeye kalktığımızda çok uzun çıkan sorular böyle benzerlik alan ilişkisini ortaya kattığımız zaman çok da güzel bir şekilde çıkıyor. Haberin olsun. Şimdi tamam benzerlik oranı uzunlukla alakalı her şeyler oranına eşittir. Benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşittir. Bir de biz bunu şu şekilde de yapabiliriz arkadaşlar. Farklı çemberler birbirine benzer diyoruz ya. Aynı merkezli bak dikkat Aynı merkezli çember yaylarında da yani daire dilimlerinde de benzerlik yapabilirsin. Çünkü ben bunu şöyle bir çember böyle bir çember gibi de düşünebilirim sonuçta. Bak yarı ne oluyor? A oluyor. Büyüğün yarı ne oluyor? A artı B oluyor. Ya da ne dedik? Aynı merkezli daire dilimlerinde benzer gibi düşünebilirsin. E benzerlik bu üçgende benzerliğe benziyor aslında. A bölü A artı B. Yani atıyorum bunu sayıyla göstersem daha iyi olacak. Atıyorum burası 2'ye 1 ise hocam 2'ye 1 oran varsa o zaman burada da 2'ye 1 oran vardır. Gerçi yarı çarpı 2, 2 ya. Yarı çarpı 3, 3. Direkt 2'ye 1 oluyor zaten burası. Yaylardaki oran da yine aynı şekildedir arkadaşlar. 2 bölü 3 yalnız burada. Bu yaydaki oran 2x ise 3 xtir Ama burada alan işin içine girince 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesi nedir? 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9'dur. Yani senin burada kalan 4 a iken Burası 9a değil, üçgendeki gibi. Tamamı 9a olacak. Yani buraya ne kaldı o zaman? 5a kaldı diyebilirsin. Tamam? Bunu unutma. Bu önemli. Aynı merkezli daire dilimlerinde de bu şekilde benzerlik yapabiliriz. Ya da aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan kesmelerin bak aynı merkezli daire dilimlerinde oluşan kesmelerden bahsedebiliriz bir de. Şimdi şu daire dilimi, şu daire dilimi, daire kesmesi burası değil mi? Yani daire parçası bunlar değil mi? Evet. Bunlarda da benzerlik uygulayabiliriz arkadaşlar. Şu daire kesmelerinde de benzerlik uygulayabiliriz. Yani atıyorum burası 2 burası 1 ise. Işte, hani 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9 ya. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani o zaman burada kalan 4 aysa burada kalan 9 a diyebiliriz. İç içe değil bak dikkat. 4 a'ya 9 a diyebiliriz. Yalnız bunu aynı merkezli daire dilimlerinde yapabiliriz arkadaşlar. Yani bir dairede bak şunu yapamazsın. Bak dikkat. Bir dairede hocam burası 1. Hocam burası 2 iken 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. Ya burada kalan A iken burada kalan 4A diyemezsin. Biz bu benzerliği ne zaman uyguluyoruz biliyor musun? Biz bu benzerliği böyle kirişler çizildiğinde kirişler çizildiğinde yayların ölçüleri birbirine eşit olduğu zaman biz bunu yapabiliriz. Zaten o yüzden buraya aynı merkezli daire dilimlerinde de Bak aynı merkezli daire dilimlerinde de birimlerinde oluşan kesme alanı diye yazdım. Aynı merkezli olması demek ne demek? Burası alfa ise merkez açısı alfaysa burası da alfa merkez açıdan burası da alfa. Yani sen daire parçalarında böyle benzerlik yapacak olursan eğer farklı çemberlerde yapacağın zaman ne olması lazım? Hocam farklı çemberlerde bir benzerlik yapacaksam eğer şuradaki kesmeyle şuradaki kesmeyi yapacaksam atıyorum burası 2 burası 3 ya. Buradaki yayların ölçülerinin aynısı olması lazım. Yay ölçüleri aynı değilse eğer bak ne oluyor burada benzerlik yapamazsın buna dikkat et. Ben bu hatayı zamanında yapmıştım sen yapma. A hocam 2'deki 4 aysa bak 2'deki 4 aysa 3'deki 9 a diye yapmıştım sen bunu yapma. Buradaki yayların ölçüleri aynı iken sen bunu yapabilirsin. Lütfen bu söylediğim cümleye altını çiz hatta buraya da not olarak yaz. İşte benzerliği uygulayabilmen için o yayların ölçülerinin eşit olması lazım. O yüzden burada aynı merkez dedim ki aynı merkezlerde yay ölçüleri eşit oluyor. Sen şu çemberde de aynı çemberde burası 2 burası 3 diye bunlarda da benzerlik yapamazsın. Çünkü yayların ölçüleri aynı değil. Benzerlik olabilmesi için yayların ölçülerinin aynı olması lazım. Yaz bunu bir kenara yaz 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 tamam. Evet arkadaşlar şimdi bir de birbirine teğet çemberlerde benzerlik uygulayabiliriz. Niye birbirine teğet çemberlerde benzerlik uyguluyoruz biliyor musunuz? Çünkü ben biraz önce ne dedim? Altın çiz yaz dedim. Benzerliği nasıl uyguluyorduk? Yaylar ölçüleri aynı olduğunda yani kesmelerdeki benzerliği. E burada sen iki çember birbirine teğet ortak teğet çizersen şurası alfayken hocam gördüğü yay iki alfa teğet kesiş açıdan. E büyükte de, de gördüğü yay iki alfa oluyor. Aa gördün mü? İki farklı çember yay ölçüleri aynı kesmelerin oluşturduğu alanlar o zaman benzerdir. Yani burada atıyorum yine buraya iki buraya bir diyeyim. 2 bir kirişimiz 2 diğer kirişimiz 3 ya. Diğer kiriş bak bir kirişimiz 2 iken yani diğer kirişe bak 3 tamam mı? 1 değil. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. Yani sen buraya 4A derken 3'teki 9A olacak. Bak iç içe olduğu için buraya 5A kaldı diyeceksin. Niye? Yayların ölçüleri aynı olduğu için biz bunu yapıyoruz. Hatta birbirine teğet bu şekildeki çemberde de aynı şeyi söyleyebilirsin. Hop ortak teğeti çizdin. E hocam burası alfayken Burası da ters açıdan alfa. Bak burası da 2 alfa oldu. Burası da 2 alfa oldu. Bak yay ölçüleri aynı olan çemberler olduğu için bunda bu kesmelerde ben bir benzerlik uygulayabilirim. E benzerlik oranı da ayrı ayrı 2 atıyorum şuraya 2 buraya 3 diyeyim. Bu sefer ne burada 2 bölü 3 mü yine? 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. E o zaman burada 4 bölü 9. Yani senin şurada kalan 4 a iken ayrı ayrı olduğu için burası da 9 a yazabilirsin dostum. Tamam. Bak çok güzel bir şey öğrendim. Ya yani bu Kitaplarda bile yazmıyor arkadaşlar. Söyleyeyim ben size. Ya ben bunu hata yapa yapa öğrendim. Yani bir soruda yaptım çıkmadı. Öbür soruda yaptım çıktı. Hani kendiliğimden keşfettim. Kitaplarda bu bilgi yazıyor mu yazmıyor. Dairede benzerlik diyoruz. İşte yarım dairelerde benzerlik yapıyoruz. Tam dairelerde benzerlik yapıyoruz. Çeyrek dairelerde benzerlik yapıyoruz. Bak onları söylerken de bak çeyrek dairede benzerlik yapıyoruz. Çeyrek daire derken yay ölçüleri aynı değil mi? Çeyrek bir daireyle çeyrek farklı bir daire benzerdir. Çünkü yayların ölçüleri birbirinin tıpkınsının aynısı. Ama farklı böyle yaylarda, farklı çemberlerde işte bu şekilde farklı çemberdeki oluşan parçalarda yay ölçülerinin aynı olduğunda yapabiliyoruz. O yüzden bunu mesela ezbere veriyordum ben önceden. İki çember birbirine teğetse işte temel benzerlik gibi düşünebiliriz. Ama temel mantığı yayların ölçüleri aynı olduğundan dolayı bunlar benzerdir ve benzerlik oranı da bak gördüğün gibi kirişler oranıdır. Burada da kirişler oranıdır. Benzerlik oranı karesi alanlar oranı yazdıktan sonra sonuca da bu şekilde ulaşıyoruz. Bak önemli bir nokta. Öğrendin mi işi? Öğrendin. Hadi gel şimdi sorularına bakalım. Şekildeki birbirine T noktasında teğet 3 çember verilmiştir. Burada oranlar da var. Hocam burası 2K burası da 3K verilmiş. TC 3K ve Ali Bey uzunluğu 2K verilmiş. Şimdi çemberin merkezi de burada verilmiş. Bu çemberin merkezinin burada verilmesinin bir esprisi var büyük ihtimalle. E hocam ne yapacağız? Bu çemberin merkezinin burada olması ne anlama geliyor? Hocam şimdi burada bunun yarıçapı Çemberler de burada birbirine değiyor. Şurası da 3K'yı şöyle yazayım istersen. Çemberler birbirine burada değiyor. Çemberler birbirine değiyorsa merkezleri birleştir yapıyorduk, değil mi? Merkezleri birleştirdik. Merkezleri birleştirince e şurada da e, büyük çemberde de diyor. Büyük çemberde de merkezi birleştirince şöyle bir şey oluyor. E o zaman şurada bir şeye bakacak olursak, burası r, burası r. A küçük çemberin, kırmızı çemberin yarıçapı r iken büyük çemberin yarıçapı ne oldu? 2r mi oldu? Evet. Ha, burada da çaktırmadan küçük çemberle büyük çemberde 1'e 2 oran var diyor. Çok güzel. Bak anladın mı olayı? Çok mantıklı. Şurada şu sadece ikisini düşünsem. Kırmızıyla şu büyük mavi düşünsem. Merkez burasıysa. Şunu çizdim R. Şunu çizdim. Merkezler e, çemberler birbirine değdiğinde merkezleri birleştir. E, küçüğün yarı çapı R'yken büyüğün yarı çapı 2R oldu. E, benzerlik oranı kaça kaç oldu? 1'e 2 oldu. Benzerlik oranı 1'e 2 ise o zaman burada da benzerlik oranı 1 bölü 2 mi olacak? Evet. 1 bölü 2 olması demek ne demek arkadaşlar? Burası A iken 2A olacak. Yani bunlar birbirine eşit olacak. Hani 1'e 2 olduğundan dolayı. Yani 2K ise o zaman burası da 2K mı olacak? Evet. Şimdi arkadaşlar şuradaki benzerliğe bakalım. Şurada iki çember birbirine teğet, dıştan teğet olduğu zaman şöyle kelebek benzerliği gibi bir şey oluşuyor. Şu alanlardan bahsedebiliriz. 2 bölü 3 oran var değil mi? Evet 2 bölü 3'ün karesi nedir? 4 bölü 9. Yani burası 4A iken burası 9A'dır. E hocam burada da 2 bölü 4 oran var. 2 bölü 4 oran sadeleştirelim mi? Hayır. Karesi 4A ya. Dursun burada. 2 bölü 4'ün karesi de 4 bölü 16. Yani burası 4A iken burası 16A değil. Burası 4A iken tamamı 16A. Yani burası da ne olacaktır o zaman? 12A olacaktır. Şimdi benden en küçük çember en büyük çemberin merkezinden geçtiğine göre taralı alanlar oran isteniyor. Kataral alanlar oranı 9a bölü 12a değil mi? Evet. 9a bölü 12a isteniyor. Cevap da böylelikle 3 bölü 4 çıkıyor arkadaşlar. Güzel bir soru. Bak ince bir soru bu arada. Geldik şuraya. Daire dilimlerinin merkezleri bu. O merkezi olarak verilmiş. Tamam. Sonra OE bölü OB'ye 1 bölü 3 vermiş. OE buraya K dersem hatta K demeyeyim. K ile kafamı karıştırmayayım. Şuraya 1 dersem OB'de 3 olacakmış. O zaman buraya ne kaldı? 2. Yarı çap 1, yarı çap 1, yarı çap 3. Buraya da 2 mi kaldı? Evet. Hatta burası da 1'e 3 şeklinde gidiyor. Taralı alanlar oranı nedir diye soruluyor bize. Arkadaşlar O'ya bir OB'yi vermiş ama burada da açıda da bir oran verilmiş. EOF açısı, burası alfa iken, bir de FOD açısı. Burası da 3 alfa verilmiş. Bak iyi ki bu soruyu buraya yazmışım. Çünkü niye? Şundan dolayı kardeşim. Bu soru buraya niye yazıldı? Hocam açılarla alanlar arasında bir ilişki var mı? Hani üçgende biz tabanlarına göre alanı dağıtıyoruz ya. Dairede diliminde de alanı dağıtırken şöyle bir şey. Atıyorum burası 2 alfa burası 3 alfa ise. Burada kalan 2 alfa ise burada kalan 3 a'dır. Sebep şunun alanı pi r kare yarı aynı ya. Pi r kare 2 alfa bölü 360. Öbürü de pi r kare 3 alfa bölü 360. E bölü 360'lar pi r kareler gidince 2 alfa bölü 3 alfadan 2 bölü 3 mi yaptı alanlar oranı? Evet açılarla alanlar doğru orantılıdır. Aynı merkezli daire dilimlerinin alanında. Tamam buna dikkat. E o zaman burada alfaya 3 alfa var ya. O zaman burası A alanı ise burası ne olacaktır? 3 A alanı olacaktır. E şimdi burada benzerlik alan ilişkisi var. 1 bölü 3 var burada. E o zaman 1 bölü 3'ü de hesaplayalım şurada. Şunu sileyim istersen. Hocam burada 1 bölü 3. 1 bölü 3'ün karesi eşittir 1 bölü 9. E 1 bölü 3 1 bölü 9 ise burası A ise tamamı 9A olacak. E tamamı 9A olacaksa eğer A'sı buradaysa buraya ne kaldı o zaman? 8A kaldı. E sonra burada da yine 1 bölü 3'ten gidebilirsin ama bence gerek yok. E şimdi burada şu dilimdeki 9A ise hani 1'e 3 ya açılardaki oran. Bu dilimdeki alanda şöyle şu dilimdeki alanda şu 9A 27A yapmak zorunda değil mi? Evet 27A yapacak çünkü 1'e 3 oran olacak dilimlerdeki açılar oranı alanlar oranı. 9A ise 27A olacak. O zaman buraya 24 A mı kalıyor arkadaşım? Evet. Şimdi taralı alanlar oranı isteniyor bizden. Yani A bölü 24 A isteniyor. O da 1 bölü 24 çıkar. Evet benzerlikten de yapabilirdiniz. Hocam 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9 ya. 1 bölü 9 yani burası 1'deki 3 A ise 9'daki de 27 A deyip buraya da 24 A yazabilirdik. Yine tamam. Evet geldik örnek 31'e. Yandaki şekilde bir cam ve camı silmek için A noktasına sabitlenmiş bir silecek. Evet, camı silmek için A noktasına sabitlenmiş bir silecek verilmiştir. AB 2 santimetre burası da 6 santimetredir. Sileceğin kırmızı kısmı camı silmektedir. Burası camı siliyor. Şimdi sileceğin çalıştığında C köşesi cam üzerinde 12 santimetre yol aldığı anda arkadaşlar C köşesinin 16 12 santimetre yol aldı. Hop, şu merkezli gitmeyecek mi? Evet, şu merkezde gitti. Bu buraya geldi. Arkadaş, bu buraya gelirken hop şöyle bir yol aldı. E hocam, kırmızı kısmı siliyor. Kırmızı kısmı neresi? Şurası değil mi? Kırmızı kısmı da şöyle yol aldı. O zaman camın silinden kısmı burası olmadı mı? Burası oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? 12 santimetre yol aldığında yalnız camın silinden kısmının alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. E tamam. Çok kolay. Ne yapacağız? Hocam benzerlik 2 bölü 6 ya 2'ye 6. Hani burada 1'e 3 oran var. Burası K iken burası 3K. Hocam 1 bölü 4 oran var burada. 4'te 1'i o zaman burası 3 yaptı diyebiliriz değil mi? E, bu yay uzunluğu sorulursa eğer bize. E, burayı bulduktan sonra da a bizim yamuktaki alan mı gibi oldu burası. Alt taban artı üst taban. Yani 12 artı 5. 12 artı 3 değil mi? Benzerlikten şurayı bulduk ya. 12 artı 3. Çarp yükseklik. Yüksekliğimizde 6 değil mi? Evet. Böl 2 sonucu verir. Bize sadeleşti sadeleşti. 3 ile 15'i çarptı da kaç yaptı? 45 yaptı. Hocam farklı yoldan bulabilir miyiz? Evet. Büyüğün alanından küçüğün alanı çıkar. Büyüğün alanı 12 çarpı 8 bölü 2 değil mi? Yay uzunluğu verildiğinde alan. Ee, burası da 3 çarpı 2 bölü 2 den bulursun. Ya da benzerlik alan ilişkisi 1 bölü 4 karesi 1 bölü 16 a ise buraya da 15 a kaldı deyip a alanına da ne dersin? 3 çarpı 2 bölü 2 hani yay uzunluğu çarpı yani taban çarpı yükseklik bölü 2 gibi bir şeydi ya. Yani a'yı da sen burada 3 buldun. Senden 15 a isteniyor. 15 A'yı da kaç buluruz o zaman böylelikle A yerine 3 yazdığımızda 45 olarak buluruz. Bir sürü seçeneğim var kardeşim. İstediğin yoldan yap. Evet. Umarım anlaşılmıştır. Kolay bir teknik değil mi? İyi, güzel bir yol değil mi arkadaşlar? Yani her şeyi de gösterdik. Benzerlikte alan ilişkisinde bu şekilde katmanı da tavsiye ediyoruz. Evet geldik şuraya. Örnek 32. Arkadaşlar şekilde hep yarım daireler varsa ya da şekilde hep çeyrek daireler varsa ya da çeyrek ve yarım daire aynı anda varsa ben genelde benzerlik alan ilişkisini uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü bütün daireler benzerdir diyoruz ya. Bütün yarım daireler de benzerdir. Çünkü yarı çapları, çünkü yay uzunlukları aynı. Ölçüleri aynı olduğundan. Ya da bütün çeyrek dairelerde yine birbiriyle benzerdir. Çünkü çeyrek dairelerin yay ölçüleri 90 derece olduğundan dolayı bu hamleyi yapabiliyoruz. Bak burada. Sen normalde bu taralı alanı bulurken. Şimdi burada birim kareler üzerine bunlar çizilmiş. Bu şeklin. eee alanların oranı isteniyor bizden. Hocam işte bunun yarıçap çapı 1 bunun alanını bulurum. Sonra bunun yarıçap 2 bunun alanını bulurum. E, ee, büyüğün alanından şurayı çıkartıp burayı bulurum. Sonra şu şuradaki alanı bulurum. Bu alanı bulurken de işte şu büyük yarımdan e, nereye çıkartacaksın? Şuradaki alanı çıkartacaksın mesela. Sonra büyük alandan da şunu çıkartıp burayı bulacaksın. Of 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 uzun. Çekilde tavsiyeme uyun. Hep bir yarım daireler varsa Benzerlik yap. Daha kolay bir şekilde çıkıyor. E hocam benzerlik oranı yarı çaplar oranıdır. Ya da çaplar oranıdır. Şunun çapı kaç? 2. Tamam. Birinin çapı 2. Birinin yarı çapı kaç? 4. Diğerinin yarı çapı kaç? 6. Diğerinin yarı çapı kaç? Hocam 6, 7, 8, 9, 10. Yani benzerlik oranı 1. 2 bölü 4 bölü 6 bölü 10. Yani 1 bölü 2 bölü 3 bölü 5 değil mi arkadaşlar benzerlik oranı? E benzerlik oranı bu. Yani şu yarın dairelerdeki benzerlik oranları yarı çaplar oranı da diyebilirdik aslında. Çaplar oranı dedik aynı şey. Ee, o da yarı çaplar oranına eşit oldu zaten. 1 bölü 2 bölü 3 bölü 5. Benzerlik oranı karesinde alanlar oranına eşittir. 1 bölü 4 bölü 9 bölü 25 yapar. yani buradaki alan A ise şurası 4A yapacak. İkincisi buraya 3A kaldı. Üçüncüsü kaç A yapacak? 9A yapacak. Buraya 5A kaldı. Çünkü 9'dan 4'ü çıkartırsam 25A yapacak tamamı da. Tamamı da 25A ise 25A'dan da 9A'yı çıkarttığın zaman 16A mı kaldı buraya? Evet. Şimdi kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranı isteniyor. 16A bölü 3A'dan cevabı 16 bölü 3 bu olarak buluruz. Gerçekten kolay bir şekilde çıkmadım arkadaşlar. İşte bu şekilde tüm böyle soruda yarım daireler varsa ya da çeyrek daireler varsa bence benzerlik tekniğinden yap. Tamam mı? Güzel bir soru. Gerçekten bu kısım sana çok güzel bir şey öğretecek. Uzun yolu kısalaştırma tekniğini öğretecek daha doğrusu. Evet. Şimdi yandaki şekilde de bir çeyrek daire bir de yarım daire vermiş. Hocam yarım ile çeyrek daire benzer değildir. Ya iki çeyrek daire birbirine benzerdir ya iki yarım daire birbirine benzerdir. O zaman ben bir tanesini çeyrek yapayım kardeşim ya da bir tanesini yarım yapabilirdim böyle. E şimdi senin bu çeyreğinle büyükteki çeyreğin benzer olur mu? Olur. E bunun yarı çapı R. E o zaman burası da R. E büyüğün yarı çapı ne oldu o zaman? 2R oldu. O bu çeyrek daire ile büyük çeyrek dairedeki alan yarı çaplar oranı 1 bölü 2 değil mi? O zaman 1 bölü 2'nin karesi de 1 bölü 4 değil midir? Evet alanlar oranı 1 bölü 4 olacak. E o zaman burada kalan A alanıysa tamamı 4A olacak. Hocam şuradaki çeyrek 4A ise buradaki çeyrek A ise buradaki çeyrek de aynı burası da A olur. E hocam tamamı 4A olacak ya. 2A'sı buradaysa buraya da 2A mı kaldı? Evet. E bizden kırmızı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oran isteniyor. 2A bölü 2A isteniyor. Bak ne kadar kolay çıktı. Diğer türlü bunun alanını bulursun. Pi R kare bölü 2 dersin. Sonra büyük çeyrekten de bu yarımı çıkartıp burayı bulursun. Sonra da oranlayıp sonuca ulaşırsın. Ama dediğim gibi yarımlar çeyrekler varsa benzerlik alan ilişkisini düşün. Acayip işine yarar. Sakın ama sakın dediğimi unutma. Tamam gençler. Evet geldik örnek 34'e. Bu da güzel bir soru bak. Bu da çok hoş bir soru. Şimdi şekilde ABC dik üçgeni. işte bu AB, BC ve e, AC çaplı daireler gösterilmiştir. Yarım dairelerin alanları santimetre kare cinsinden işlerine yazılmıştır. 6, 12 ve S. Buna göre S kaçtır diye soruluyor. Normalde şöyle yaparsın kardeşim. Hocam bunun yarı çapa AA, bunun yarı çapa BB, e, bunun yarı çapı da CC dersin pi a kare bölü 2. 6 dersin pi b kare bölü 2. 12 dersin İşte 2c'nin karesi 2 a kare artı 2 b kareden bir denklem bulursun. Sonra pi c kare bölü 2'yi bulmaya çalışırsın. Aha gerek var mı? Yok yok yok. Yarım daireler mi var elimizde? Yarım daireler var. Bak çok mükemmel bir çözüm. Dikkat çok önemli bir soru. E yarım daireler olunca Kenan Hoca demişti benzerlik düşünebilirsin. E benzerlik oranın karesi alanlar oranına eşitti. E burada alanlar oranı verilmiş alanlar oranı kaç? 6 bölü 12 yani 1 bölü 2. Alanlar oranında kare kökü benzerlik oranına eşittir. Yani alanlar oranını 1 bölü kökü yaptı. E, yani benzerlik alanlar oranının kare kökü 1 bölü kökü yaptı. Yani benzerlik oranın senin 1 bölü kökü. E o zaman yarı çapları da 1 bölü kökü değil midir? Evet. Yani burası 1'e 1 iken burası da kökü'ye kökü. Normalde kk kökü k kökü k demem lazım. Sonuçta buradaki oran bulmaya çalışıyorum ya ben. Ondan dolayı işlem yapacağım şimdi. Hani bir bir yazsam kök iki kök yazsam sıkıntı değil. <laughs> Ama yine de yazalım. Tamam. K. 1 K K. Çünkü kök dediğimiz dediğimizde hocam pi kök karesi bölü iki. 12 yapmıyor diyeceksiniz. Tamam K'lı yazalım. KK Kök K kök K. E hocam burası ne oldu? Bir dik üçgen var elimde. Burası 2K. Burası da 2 kök k E o zaman 4 artı. Gerçi burası da ne yapıyor? Ee, 2K parantezinde bu 2K çarpı 1 ya. Bu da 2K çarpı kök 2 ya. O zaman burası da 2K parantezinde kare içinde. 1'in karesi artı kökü'nün karesi. 3 mü yapıyor? Evet. O zaman burası 2 kök 3K yaptı. Yani yarı çapı kök 3K'ya kök 3K mı oldu? Evet. Ha şimdi S'i bulabilirim. Şu ikisindeki benzerlikte. Benzerlik oranı 1 bölü kök 3 mü? Evet. Benzerlik oranı 1 bölü kök 3. Karesi alanlar oranı eşittir. Alanlar oranı da 6 bölü S değil mi? Evet. Yani buradan 1 bölü 3 eşittir 6 bölü S'den. Buradan da S'i kaç buluruz? 18 olarak buluruz. Mükemmel bir soru arkadaşlar. İşte dediğimi unutma. Bütün daireler yarım daireyse benzerlik alan ilişkisini uygula. Ya da hepsi çeyrek daireyse benzerlik alan ilişkisini bence uygula. Ya da bir yarım bir çeyrek verilirse de birini çeyrek yapıp ya da diğerini yarım yapıp yine benzerlik alan ilişkisini uygulayabilirsin. Özellikle alanlar oranı sorulduğunda acayip bir tekniktir. Acayip işine yarar arkadaşlar bu. Tamam mı? Evet örnek 34'ü 18 bulduk. Ve geldik şu özelliğe. Bu özellik aslında 10 yıl önce olması lazım sınavda çıktı. Ama şimdi bu sınav müfredatına bakacak olursak çıkar mı? Bence çıkmaz. Ama ne olur ne olmaz buraya koydum bu özelliği. Bu özellik neymiş? Hocam şu üçgenin alanı neye eşitmiş? S1 artı S2'ye eşitmiş. Yani bak bu yarım daire çizildiğinde Şöyle çapı gören çevre açı çizildiğinde bu kirişlere ait daireler de çizildiğinde bu daire yayları arasında kalan alanlar S1 ve S2 iken S1 artı S2 üçgenin alanına eşitmiş. Çok ilginç değil mi? Evet üçgenin alanı S1 artı S2 eşit. E hocam farz edelim ben bunu unuttum. E bunu unuttuğum zaman ne yapacağım? O zaman ispatını ben sana şöyle bir göstereyim. En azından sıkıştığın zaman ispat tekniğini bil. Evet şu A ve B alanı diyeyim. Üçgenin alanı da şöyle bir Ü diyeyim istersen. E burada A artı S1 alanı belli mi? Belli. Yani şunun yarı A A. Bunun yarı çapı B Hatta büyüğün yarı ne olacak o zaman? Şöyle bir dik üçgen var mı elimde? Var. Şurası 2A. Burası 2B iken. Pisagor bağıntısından burası. Bak 2'nin A katı. 2'nin B katı. Bu da 2 çarpı kare küçüğünde. A kare artı B kare eşit olacaktır. A kare artı B kare eşit olacaktır. E hocam çap bu ya. O zaman yarı çapta kare küçüğünde A kare artı B kare eşit oldu mu? Oldu. Hadi bakalım. Şimdi bir şeyler yapmaya çalışalım burada. Hocam A artı s biliyoruz. A artı S1 alanı ne eşit? Yarım dairenin alanı pi A kare bölü 2. Bir de şuradaki B artı S2'yi biliyoruz. B artı S2 alanı ne eşit? Pi B kare bölü 2 yarım dairenin alanı. Peki üçgenin alanı 2A çarpı 2B bölü 2 ama hiç yaramıyor. Buradaki yarım dairenin alanını da yazabiliriz. Buradaki yarım dairenin alanı da ne eşit arkadaşlar? Orada yazayım. Yani A artı B artı üçgenin alanı ne eşit oluyor? Yarıçapı bu. Yani kare küçüğünde A kare artı B kare olanın yani pi kare küçüğünde a kare artı b karenin karesi nedir? a kare artı b kare yarım daire olduğu için bölü 2 mi yaptı? Evet elimde bunlar var. a, a artı b burada var ya burada da a artı b'yi elde edebilirim. Taraf tarafa toplayarak. Topladığım zaman a artı b artı s1 artı s2 neye eşit oldu? pi a kare bölü 2 artı pi b, b kare bölü 2. Yani pi bölü 2 parantısında a kare artı b kare eşit oldu. E hocam benden ne isteniyor? a b ile bir şey istenmiyor. S1 artı S2 bir şey isteniliyor. Arkadaş burada bu var. Burada bu var. Her ikisi de aslında aynı şeye eşit birbirine eşitleyebiliriz. Oradan da çıkar ya da şunu yukarısına yazsam bak. A artı B artı S1 artı S2 eşittir. 1 bölü 2 A kare artı B kare eşit ya. Şimdi ben A'yı B'yi yok etmem lazım. O zaman taraf tarafa çıkartayım bunları. A'lar B'ler gitti. S1 artı S2. S1 artı S2 eksi üçgenin alanı yaptı bu. Şunlar da birbirini götürdü mü? Aynı şey olduğu için götürdü. Eşittir sıfırdan. S1 artı S2 neye eşit oldu? Gerçekten de üçgenin alanına eşit oldu arkadaşlar. Hani sıkışırsanız bu hamleleri yani bu ispat yöntemini kullanırsınız. Bence bunu tutup da ezberlemeyin. Yani ezbere bir iş yapmayın bence. Hatta bu özelliğin bir de şöylesi var. Şöyle dik üçgende dik kenarlara ait içten böyle çemberler çizildiğinde hipotenüs de böyle dıştan çizildiğinde şu oluşan bu yaylar arasında kalan buradaki alanlar farkı bu sefer buradaki üçgenin alanına eşit. Bunun ispatını da sana bırakacağım. Ne diyeceksin burada? Mesela buraya A dersin, buraya B dersin, buraya C dersin, buraya D dersin. Sonra yazarsın bir şeyleri. Ne yazarsın? Mesela A artı B artı S1 belli hocam. A artı B artı S1 belli. Sonra ne belli? A artı C artı S2 belli. A artı C artı S2 belli. Sonra e, hocam B artı D artı S2 belli. B artı D artı S2 belli. Sonra başka bir şey var mı? Üçgenin alanı da belli artık. Üçgenin alanında da ne diyeceksiniz? Üçgenin alanı da şöyle yazayım istersen. C artı D artı S2 var. Üçgenin alanı lazım olacak bana. Üçgenin alanını ben nasıl elde edebilirim? Arkadaşlar şu A, bak C artı D artı S2 lazım bana. Bak C artı D artı S2. Yani ben şu ifadeyi taraf tarafa toplarsam eğer orada üçgenin alanı gelecek. Bak şu ikisini taraf tarafa toplayayım. Taraf tarafa topladığım zaman Bak ne geldi buradan? Şu ikisini taraf tarafa topluyorum. Tekrar söylüyorum. Burada e, C artı D artı S2 yerine C artı D artı S2 yerine bir şey yazacağım. Ne yazacağım? Üçgen alanı yazacağım. Yazayım o zaman. Bak şimdi dikkat. Şu ikisini taraf tarafa topluyorum yalnız. Hocam buradan A artı B artı bak, A artı B artı S2 S2 artı üçgenin alanı var mı? Var elimizde. Bu da nedir? Bu da bunları bulacaksın işte. Buna AA diyeceksin. Buna BB diyeceksin. Burası da kare a akar artı B kare diyeceksin. Onları yazacaksın böyle. Bir de elimizde A artı B artı S1 yok mu? Var. A artı B artı S1 var. Bu da bir şeye eşit. E ben buradan S1 eksi S2 elde edeceğim. Taraf tarafa çıkartırsam S1 eksi S2 geliyor. Bak S1 eksi S2 eksi üçgenin alanı yaptı. Demek ki bunu yazdıktan sonra Bak şu A artı B artı S1 alanını yazdıktan sonra Şurada alanları da bak. Burayı yazdın. Burayı yazdın. Burayı yazdın. Bu ikisinin toplamı. Sonra bunu bunu çıkartacaksın. Çıkarttığın zaman da şöyle. Demek ki burası da sıfır geliyormuş. Dolayısıyla S1 eksi S2 de üçgenin alanı yapıyormuş. Yani şuradaki bilgileri sadece yazmadım. Oradaki soru işareti olan kısımları sen doldur. Sen şu ikisini taraf tarafa toplayıp sonra bundan bunu çıkarttığın zaman toplanmış halini çıkarttığın zaman bu tarafı sıfır yapıyor arkadaşlar. S1 eksi S2 de üçgenin alanı yapmış oluyor. Çıkar mı bu kadarı? Çıkmaz. Sadece videonun sonuna doğru ne olur ne olmaz diye bir bağlama yaptım. Bu bağlamda şunu öğrendik aslında. Belki aklında kalmıştır. Hocam dışarıda olduğu zaman ikisinin toplamı üçgenin alanına eşit. İşte biri, biri dışarıda biri içeride olduğu zaman da farkları üçgenin alanına eşit. Belki de aklında kaldı. Sınavda sorusunda çıkarsa belki de yaparsın. Ama ben olsam yeni sınav sisteminde tutarım. Şunun formülünü veririm. Bak şu şekilde böyle çizerim formülünü verdikten sonra sorusunu öyle yazarım. Haberiniz olsun belki de o şekilde gelecek. Hani o yüzden bu şekilde bunları dinlemek de hani müfredatta olmasa bile yani sınavda çıkmayacak olsa bile müfredatta var bu arada. Sınavda çıkmayacak olsa bile size bir şeyler kazandırıyor. Yani ispat yöntemleri size bir şeyler kazandırıyor dostum. Evet gençler böylelikle 19. haftayı bitirdik mi? Bitirdik. Sırada ne var? 20. hafta. Az kaldı. Bitiyor. 20. haftada da çember testlerinin çözümlerini yapacağız. O zaman bir sonraki videoda çember testlerinin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.